Günait, sen distro mu aynısını? Reçelli. Sen ne istiyorsun? Bunun aynısını. Reçelli mi istiyorsun? Tamam. Ben aynısı yapayım sana. Sude dayanamadı. Sude'yi hemen hazırlamak zorunda kaldım. Bugün bayağı bir aç uyanmış. Keseyim mi seninkini de? Evet, ben size geçen şu bezle nasıl cam filan siliniyor onu gösterecektim. Nasıl lekesiz yaptığını. Ama galiba yine belli olmayacak. Benim de şansıma nereden çıkacağımı da şaşırdım. Ama işe yarıyormuş gerçekten. Çok rahatlatıcı bir şey. Çünkü elinize 1000 tane şey almanıza gerek yok. Yok işte cam sil, bez vesaire. İşte böyle siliyorsunuz. Sonra kuruyunca bu lekesiz oluyor. Şu an ıslaklığı belli oluyor mu? Hayda. Bir türlü belli olmuyor nedense. Neyse. Elma da yiyecek misin? Muz? Defne'nin sabah bakım rutini. Ama saçlarını sürme sakın, tamam mı? Git aynanın önünde yap aşkım. O ayna değil. Evet, birkaç saat geçti en son çekim yaptığımdan beri. Biz hazırlandık. Vural'ın babasının doğum günü vardı ya geçen hafta Perşembe. Onu kutlamamıştık. Oraya gideceğiz şimdi. Mama. Efendim, tamam aşkım. İyi ki annemlerden dün arabayı aldık. Çünkü araba yine çalışmadı. Şimdi Vural kız kardeşimin arabasıyla arabayı çalıştırıyor. Gerçekten çok sinir bozucu bir şey olmaya başladı. Daha dün gülüyordum, komik buluyordum ama aslında hiç komik değil artık. Çünkü yarından sonra Defne'yi yine sabahları okula götürmem lazım. Araba çalışmayacak. Neyse, aslında gerçekten çok acil yapılması gerekiyor ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. Ana, açmışlar zaten. Açmışlar mı? Evet. Kızlar öyle geldi. Bir teyze olsun. Anne yapacak getir bana. Niftas Bey varız. Sen hayır ve siz duramıyorum çocuklarından. Bize bıçak getirsene babaya, versene şuradan. Bıçak. Anne bıçak getir bana. Dur getiriyor anne. Yanlarda da vardı teyze. Bir dakika ben alayım. Ah. Bu ne? O ne ya? Hast du nicht das Navi bestellt? Wolltest du mich verarschen oder was? Sind ein Karpuz geschickt? Ne ist verladen? Ben ona evde açmıyorum. Aaa karpuz! Yine en pahalı karpuz. Sipariş ettim, böyle geldi. Karpuzu geldik buna ya. Al baba abi. Şimdi bunu ne misin açacağız? Weiß nicht, tak mir bak. Evet arkadaşlar. En son çekimden beri o kadar çok saat geçti ki. Ama hiçbir şey çekemedim. Gördüğünüz gibi doğum günündeydik. Bir şey yapmadık. Oradan kalktık, eve geldik. Ben de kendimi biraz yorgun hissettim bugün. O yüzden yattım. Şimdi Vural'la dizimizi izlemeye devam edeceğiz. Ama dizimizi izlemeden önce makyajımı silmek istedim. Rahat rahat koltuğa yatayım. Yüzüme her yeri sürebileyim diye. O yüzden şimdi sizinle birlikte makyajımı silmeye karar verdim. Makyaj yapmak güzel ama makyajı silmek de çok önemli gerçekten. Bunu lütfen sakın aksatmayın. Makyajı benim gibi seviyorsanız o zaman silmesini de sevmeyi öğrenin. Ne kadar güzel bir his olduğunu siz de zamanla anlayacaksınız eğer bu konuda biraz tembelseniz.
Ben de bir zamanlar çok tembeldim bu konuda. Ve tembelliğimin faturasını o zamanlar çok fazlasıyla çekmiştim zaten. Şimdi çok lafı uzatmadan neyle başlayacağımı göstereyim size. İlk önce bir göz makyajımı siliyorum. Bugün takma kiprik takmıştım. Önce onları çekeceğim. Evet. Sonra da şu gördüğünüz göz makyajı temizleyicisiyle her neyse önce bir göz makyajımı sileceğim. Bunun için 2 tane pamuk alıyorum. Bolca döküyorum üstüne şöyle. Siz şu an banyo dolabının içinde olduğunuz için biraz yüksekte kaldı ama yapacak bir şey yok. Sonra bunları gözlerin üzerine koyup böyle birkaç saniye bekliyorum ovalamadan önce ki her yerine emsin. Sonra şöyle git gel tampon hareketleriyle şöyle iyicene her yerine girmesini sağlıyorum. Sonra böyle dairesel hareketlerle silmeye başlıyorum. Takma kiprik taktığım günlerde zaten fazla rimel olmuyor gözümde. O yüzden problem olmuyor. Sonra şunların ikisini böyle birleştirip temiz tarafıyla tekrar tek tek gözlerimin üzerinden geçiyorum. Ve bu işlemi tekrarlıyorum. Kipriklerim komple tertemiz olana kadar bunu yapıyorum böyle. Komple tertemiz olsun. Tekrar biraz bekletiyorum, bastırıyorum ince. Sonra pamukları böyle alttan alıp alttan bastırarak siliyorum. Ki komple temizlendiğinden emin olayım. Ve gördüğünüz gibi siyahlık kalmadı. Sonra görüyorsunuz değil mi? Sonra pamukların ters tarafıyla cildimin üzerinden geçiyorum. Evet. Böyle komple siliyorum. Felaket. Sonracığıma yüzümü yıkayacağım. Normalde ben bu Hello Body serisinin yüz yıkama jelini kullanıyorum ama bitmiş. Verdiğim siparişte o dün almak istediğim paketin içinde olduğu için şu anda yedekte olanı kullanmak zorundayım. Bu da Rossmann'ın kendi markası aloe veralı yüz yıkama jeli. Yani şimdi bir kere yüzümü yıkayacağım. Yüzümü ıslattım. Şöyle elime alıyorum. Elimde ovuşturuyorum önce, sonra yüzümü yıkıyorum. Ve şu arkalara gitmeyi unutmayın. Oralara da sürüyoruz makyaj. Yani normal, genelce. Boğazımı da unutmuyorum bu arada. Ve yıkıyorum. Geçen Action alışverişinde size demiştim ya, siyahlarından var. Rengi soldu atacağım diye. İşte bunlar. Bunları işte böyle bir kerelik kullanıyorum. Yani kısacası makyajımı sildikten sonra yüzümü yıkadıktan sonra temiz bir havluyla duruluyorum yüzüme. Ve bu havluyu kullandıktan sonra bunu direkt yıkamaya atıyorum. Bunu bir daha kullanmıyorum. Bu da sivilceleri önlüyor işte. Çünkü bu havlularda bakteriler birikiyor. Direkt yıkamaya. Sonra tekrar 2 tane pamuk alıyorum. Şöyle. Bunu Türkiye'den almıştım. Diademin miselaj suyunu. Türkiye'de başka bir şey bulamamıştım.
Benim için zaten fazla önemli değil. Çünkü bu sadece yüzümün temizliğin kontrolü için. Gerçekten temizlendim yüzüm diye. Bunun ikisinin aynı anda yüzümün üzerinden geçiyorum. Kontrol ediyorum yani. Ve pamuklarım temizse, ki temizler. O zaman bir dahaki. O da şu Hello Body'nin Aloe Tonic suyu. Bunu pamuğunuza döküyorsunuz. Ve yüzünüzü siliyorsunuz. Ve bunu aslında 10 dakika boyunca cildinize emdirmeniz lazım. Yani cildiniz bunu komple çekene kadar beklemeniz gerekiyor aslında. Ama benim cildim bunu çok çabuk emiyor. Bir de ben biraz yardım ediyorum. Çünkü 10 dakika beklemeye gerçekten tahammülüm yok. Hemen bitirip yatmak istiyorum genelde. Sonra bir göz kremi kullanıyorum. Herhangi bir göz kremi kullanıyorum. Bu Nivea'nın. Türkiye'den almıştım bunu da. Çünkü ben göz kremleri kullanınca bir fark görmüyorum. Ama hiç kullanmamak da istemiyorum. O yüzden öyle basit bir tane Nivea'dan almıştım öyle. Ve tabii ki de masajımızı yapıyoruz. Sonra bunu yaptıktan sonra şu ürünü Selin Ciğerci'de görmüştüm. Madecassol. Bu hücre yenileyici. Söyleyemedim bir an. Bunu niye kullanıyorum biliyor musunuz? Yüzümde hep eski sivilcelerden lekeler var. Eczaneye gittim, sordum. Dedim Selin Ciğerci bunu çok öneriyor. Bunun bir aslı var mı dedi. Evet, hücre yenilediği için lekeleri yok edebiliyor. Selin Ciğerci'yi takip ediyorsanız eğer Instagram'dan, şu haftada 3 kereyi bunu gösterirken o kadar çok tekrarlıyor ki. Evet, haftada 3 kere sadece bunu kremimle birlikte karıştırıp yüzüme sürüyorum. Ve geceleri kullandığım krem bu. Aloe Night. Şöyle içinden biraz alarak şöyle bunların ikisini birbirine karıştırarak sürüyorum. Gözaltı moruklarımı görüyor musunuz? Benim eskiden hiç öyle bir derdim yoktu. Gözaltı morluk diye bir şey tanımazdım. Birdenbire çoğaldı. Uykusuzluğa vuruyorum artık. Evet. Bu aloe gece kremi Hello Body'nin o kadar yoğun ki şu an sanki yüzüme bu kadar krem sürmüş gibi hissediyorum ama bir o kadar da işe yarıyor. Çok nemlendiriyor gerçekten cildi. Evet. Evet. Gece rutinim bitmiştir. Makyaj silme rutinim. Sonra yatmadan önce bir de dişlerimi fırçalarım. Ondan sonra da tamamdır zaten. Böyle saç baş dağınık. Bembeyaz bir suratla. Şimdi dizimi izlemeye gideceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.